Compton saçılması deneyinde iki enerjisi ile ilgilen foton hedef elektrona çarparak enerjisi E ile saçılmıştır. Saçılan fotonun momentumun büyüklüğü P olduğuna göre saçılan elektronun momentum büyüklüğü nedir? Şimdi momentum olayı neydi? Fotonun gelip durgun elektrona çarpma sonucu fotonun bir tarafa saçılması, elektron da bir tarafa saçılması olası değil miydi? Burada gelen fotonun enerjisinin 2E olduğunu söylemiş. Elektrona E ne kadar enerji vermiş? Hedef elektrona çarpı E enerjisi saçılmıştır. O zaman buradaki enerji E ise buradaki enerji de E'dir. Şimdi burada bize ne demiş? Saçılan fotonun momentum büyüklüğü P. Yani burası P ise o zaman E'de P ise 2E'de ne olur? 2P olur. Momentum vektörel büyüklüktür. Momentum vektörel büyük olduğu için gelen fotonun momentumu bu eksende ama saçılanlarınki, bak saçılan fotonunki böyle, saçılan elektronunki de böyle arkadaşlar. Elektronunki de böyle. Bize neyi soruyor? Saçılan elektronun momentumu. O zaman Pisagor bağıntısından yaparsak 2P'nin karesi 4P kare eşittir. P kare artı P elektronun karesi. Burada ne olur? 3P kare eşittir P elektronun karesi. P elektron eşittir. Buradan kök 3P'lik bir değer çıkar. Kök 3P tabii ki 1'den fazla ama 2'den küçük bir değerdir. Cevabımızın burada yalnız 3 olduğunu görmüş oluyoruz. Kütleleri M, 2M ve 2M olan KLP cisimli ilk düzlem üzerinde şekildeki bir dengededir. Bu durumda cisimleri etkiden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla FK, FL, FP arasında nasıl bir ilişki vardır? Sonuçta bu sistem dengede olduğuna göre cismi aşağı çeken sinüs bileşeni, yani bunun bileşeni MG çarpı sinüs 30 değeri, sinüs 30 değeri buradaki sürtünmeye eşit, FK'nın sürtünmeye eşit. O zaman hepsinde aynı şeydi. O zaman şöyle yapalım. Buradaki FK'nın sürtünmesini yazarken aşağı çeken kuvvete bağlı MG çarpı sin 30. Sin 30 1 ve 2 olduğu için FK değeri kaç oldu buradan? MG bölü 2 oldu. Evet, FK'yı bu şekilde bulduk. Burada aynı şekilde aşağı çeken 2MG çarpı sinüs 30 değeri, o zaman FL'ye eşit burada. Aşağı çeken bileşen yukarı bileşen eşit. Sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'de giderse o zaman ne yapar? MG yapar. O zaman buradaki kuvvetimizde ne oluyor? FL oluyor. Şimdi burada aşağı çeken yine sinüs bileşene yine sürtünmesine eşit. Burada M'nin sürtünmesine eşit. O zaman şöyle yapalım. Burada 2MG çarpı sin 30 sin 60 ifadesi, o zaman FM'ye sinüs 60 kök 3 bölü 2 olduğu için 2MG çarpı kök 3 bölü 2'den FM olur. İkiler giderse burada FM ifademiz ne oldu? MG kök 3 oldu. O zaman burada kuvvetlere baktığımız zaman FM MK kök 3, FL MG, FK'da MG bölü 2. O zaman en büyük değer hangisi? En büyük değer tabii ki FP. Sonra ne oluyor? Evet, MG ikincisi. Evet, cevabımızın burada Adana ifadesi olduğunu görmüş oluyoruz. Gelelim buraya. Şekildeki verilen V gerimi altındaki paralel levhaların arasında K noktasına serbest bırakılan X parçacı T sürede L noktasına ulaşıyor. K'dan serbest bırakılan Y parçacı T sürede yine M noktasına ulaşıyormuş. Buna göre nicelikle hangileşti? Buradan cisim T sürede buraya ulaşıp diğer parçacık buradan buraya T sürede buraya ulaştığına göre demek ki sonuçta her ikisi de itilmiş. O zaman bu artı kutup hep her ikisi de itmiş. Aynı ittiğine göre o zaman işaretleri kesinlikle hem X'in hem de Y'nin işaretlerinin olması kesinlikle aynı. Burada elektrik yükünün miktarını bilemeyiz. Çünkü burada süreler aynı ama buradaki hareket ivmeleri farklı. Çünkü yollar farklı. Yollar farklı olduğu için o zaman yolların farklı olması cismin hızının farklı olması anlamına katar. Veya ivmesinin ivme ifadesini A eşittir. Q ve DM'dir. O zaman biz Q ile M'i bilemeyiz. O zaman bunları bilme şansımız yoktur. Cevabımız yalnız 1 diyebiliriz arkadaşlar. Sayfa düzleminde bir mıknatıs sayfa düzleminde dik metal halka şekilde gibi tutulmaktadır. İşlemlerden hangileri yapıldığında halkada indüksiyon akımı oluşuyor. İndüksiyon akımı oluşması için ya mıknatısın halkaya yaklaşması lazım ya da halkanın mıknatısına yaklaşması lazım. O zaman halkayı x yönde ötelemek olabilir. Çünkü yaklaşıp uzaklaşmış oluyor. Mıknatısı x yönde ötelemek, evet, bu da indüksiyon oluşturabilir. Halkayı merkezi yeri, merkezin yeri ve düzlemi değişmeyecek. Şimdi ok yönde çevirmek. O zaman ne yapmıyor burada? Mıknatıs da buradaki halka birbirine yaklaşmamış oluyor. O zaman değişim olmamış oluyor. O zaman indüksiyon akımı oluşması için mutlaka bir değişim şarttı. Bu değişimi sağlayan da
ya mıknatısın ya da halkanın yaklaşıp uzaklaşısın. Buna göre cevabımızın burada 1 ve 2 olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Atom altı parçacıklarıyla ilgili aşağıdaki verilen hangisi yanlıştır? Atom altı parçacıklar neydi? Tabii ki UUD, DD, O şeklindeki parçacıklardı. Protonu oluşturan kuarklar yüklüdür. Evet. Neydi bu? Bu da UUD'dir. Evet. Bunlar her birinin yükü vardır. Nötron oluşturan kuarklar yüksüzdür. Bu da UDD'dir. Ama sonuçta bunun yükü 2 bölü 3'tür. Bunun yükü eksi 1 bölü 3'tür. Eksi 1 bölü 3'tür. Toplam yükü 0'dır ama her kuarkın yükü vardır. Kuarkların yüksüz olma şansı yoktur. Bu da cevabımızın bursa olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yay sabiti K olan bir yayı x kadar sıkıştırmak için yapılması gereken en küçük işin matematiksel modeli nedir? O zaman burada iş formülü iş enerjidir. Enerji eşittir. İş olduğu için bir yayın enerjisi 1 bölü 2 k çarpı x kare olarak ifade edebiliriz. Bu şekilde bir formülle modelleme yapabiliriz arkadaşlar. Evet, 7. sorumuza geçelim. Bohr atom modeline göre bir elektron N2 enerji düzeyinden N1 düzeyine iniyor. Hangileri doğrudur? Evet, atom ışıma yapar. Evet, üst yörüngede alt yörüngeye geldiği zaman ne yapıyor? Fazla enerjisini ışıma yaparak salıyor. Elektron açısal momentumu, açısal momentum ifadesi N çarpı H2P değil miydi? Önceden 2'den bakın 1'e geliyor. O zaman yörünge numarası azaldığı için açısal momentum azaldı. Elektron çizgisi hızı, elektron çizgisi hızı değişir. Yaklaşık hızı ne yapar? Artar diyeceğiz. Cevabımız burada 1 ve 2 diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim buradaki sorumuza. Saydam XYZ ortalamalarından oluşan düzenekte şekildeki gibi KL noktalarına gönderilen aynı renkli I1-I2 ışınların ikisi de yollarına M noktasından geçerek devam ediyor. Ortamların kırılma indisleri sırasıyla NX, NY, NZ olduğuna göre bunlar arasında ilişki nedir? Sonuçta bu iki cisim de buraya gelmiş, buraya gelmiş ve buradan böyle gitmiş. Şimdi normalimizi çizdiğimiz zaman normalimiz şöyle çizelim. Normal yüzeye dik olması lazım. Bakın gelme açısı, kırılma açısı. Ne yapmış? Yaklaşmış. Azdan çoğa gelmiş. O zaman ne oluyor burada? Tabii ki NZ ortamı NX'ten büyük. Burada ise bakın normalden uzaklaşmış. Gelme açısı ve kırılma açısı. Çoktan aza. Demek ki NZ büyüktür NY. Şimdi burada hangisi daha büyüktür? Işını geri göndersek bakın burada ışınımız şöyle giderken şu kadar saptı. Burada ışınımız böyle giderken bakın dümdüz şöyle giderken şu kadar saptı. Burada daha çok saptı. Eğer çok sapma varsa aradaki indis farkı daha büyüktür. O zaman ne oluyor? X'den daha büyüktür. O zaman NZ büyüktür. O zaman NX en sonda kalıyor. Çünkü daha çok sapma varsa fark büyüktür. O zaman NY arada kalması lazım. Cevabımızın burada Z, Y, X olarak sıralamış oluyoruz. Kesik koni biçimli kapta küp biçimli bir buz parçası şekildeki gibi durmaktadır. Bu durumda kabın iç tabanını etkiden basınç P, basınç kuvveti F'dir. Sıcak değişmeyecek biçimde buzun tamamen erimesi sağlandığı zaman P, F için ne söyleyebilir? Şimdi burada tabii ki ağırlığın tamamı olduğu gibi kabanın tabanını etki ediyordu. Burada tabi basınç neyle alakalı? Basınç normalde ağırlık GS'dir veya buradaki direkt basınç kuvveti G'dir yani. Şimdi ağırlığın tamamı kabın tabanını etkiliyor. Eridiği zaman ne yapar? Su eridiği zaman o zaman bir kısmı yan çeperler etkiler. O zaman toplam ağırlığın hepsi aşağı inmez. Aynı şekilde ağırlığın tamamı aşağı inmez. O zaman her iki durumda da basınç ve basınç kuvveti ne yapmış oluyor? Azalıyor. Çünkü yan taraflara ne yapıyor? Ağırlığın bir kısmı yan taraflara doğru baskı yaptığından dolayı basınç ve basınç kuvveti azaldığını söyleyebiliriz. Elektrik yüklü türdeş iletken bir kürenin yüzeyinde oluşan elektrik potansiyeliyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi yüklü bir kürenin potansiyeli neydi? Yüklü bir kürenin potansiyeli, buradaki potansiyeli V eşittir KQ bölü R idi. Kürenin yarıçapına bağlıdır ya da yarıçapı bağlıdır. Kürenin işaretine bağlıdır. Çünkü potansiyel vektör skalerdir. Eksi K, Q, R de olabilir. Yani ikisi de olabilir. Kürenin içindeki herhangi bir noktanın potansiyeli küre içindeki herhangi bir noktanın potansiyeli eşittir. Evet. Buradaki potansiyel her noktaki potansiyel eşittir. Evet. Bu ifade doğru. İkisi de doğru.
Küre dışındaki herhangi bir noktanın potansiyelinden küre dışındaki herhangi bir noktanın potansiyelinden büyüktür. Küre dışına çıktıkça tabii ki eksi artıdan dolayı değişebilir. Çünkü eğer eksi ise eksi k q r ise eğer r artarsa ne yapar? Potansiyel artar. Ama artı yük için artı k q r için ise bu arttıkça potansiyel azalır. Buna kesin yorum yapamayız. O zaman cevabımız burada 1, 2, 3 diye söyleyebiliriz. Tek yarıklı kırılım deneyinde yapan aslı perde üzerinde oluşan saçaklar gözlemlenmişti. Buna göre aslı sonuçlanan hangiden nitel gözlemle karar. Nitel gözlemle gözle yapılan gözlemdi veya duyu organları kullanarak yapılan gözlemdi. Kesinlikle ifade etmeyen gözlemlerdi. Merkezi ayrılık saçak perdenin en ucunda oluşan ayrılık saçaktan hangisinin daha parlak olduğunu. Evet, bunu gözlemlerle yapabilir. Yani merkeze yakın saçak daha parlaktır. Uçlara geçişte parlaklık ne olur? Azalır. Merkezi ayrılık saçakla perdenin en ucunda oluşan ayrılık saçaktan hangisinin daha genişli olduğunu. Evet, bunu gözlemleyebilir. Merkezi ayrılık saçağın aydınlama şiddetini göremeyiz. Onu hesaplaması lazım. Bir değeri vardı. Bu değeri gözle söyleyemiz. Cevabımız burada 1 ve 2 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki kuvvetlerin hangisi bir cismin mekanik enerji artışı sebep olması için dışarıdan bir kuvvetin cismini yapması lazım, itmesi lazım. Cismin hızı varsa da sonuçta enerjisini artırır. Sonuçta burada kaldırma kuvveti ne yapabilir? Cismi dışarıdan bir kuvvet etki ettiği için kaldırma kuvveti cismin enerji artışına sebep olabilir. Çünkü kaldırma kuvveti cisme dışarıdan temas eden artı bir kuvvettir. Gelelim 13. sorumuza. Bir gökdelen inşası ile hazırlanan projede gökdelenin kütle merkezi ile varlık merkezi arasındaki uzaklık x kadar dayanıklı d kadar olarak hesaplanıyor. Projede gökdelen 20 kat daha fazla olacak şekilde bir değişiklik yapılırsa x ve d ne olur diyor. Şimdi burada bir cismin kütle merkezi ile ağırlık merkezi arasında fark nedir dediğimiz zaman şöyle yapıyoruz. Kütle merkezi cismin tam ortasıdır. Burası kütle merkezi. Kütle merkezi. Ağırlık merkezi eğer yerçekim her tarafta aynı ise o zaman aynıdır ama sonuçta bakın ağırlık merkezi şurada daha yere yakındır. Burası da ağırlık merkezi. Bunlar arası uzaklık x'miş. Eğer tabii ki 20 kat yaparsa tabii bu x iken 2x olur. Yani sonuçta matematiksel olarak artabilir. Yani o zaman uzaklığı ne yapıyor? Burada artıyor. Dayanıklık ne? Dayanıklık düzgün cisimlerde 1 bölü h'tır. Çünkü bu gökdelen düzgün bir cisimse o zaman eğer 20 kat olduğu zaman 1 bölü 20 h olur. O zaman ne yaptı? Dayanıklı azalmış oldu. O zaman cevabımız burada 13 adına diyebiliriz. Gelelim son sorumuza. Doğrusal yolda sabit süratler hareket eden x-y cismini aynı sürede durdurabilmek için uygulanan ortalama kuvvetle eşit büyüklüğüdür. X ve y'nin aşağıdaki belirtilen niceliklerden hangisi kesinlikle eşittir? Şimdi burada tabii ki cismi ne yapmış? Dış cismi burada durgun olan bir cismi ne yapmış? Belli bir hıza ulaştırmış ve F kuvvetli itmişiz. T süre bakın ne diyor? Ortalama kuvvetle eşit büyüklüğüdür. Ve sürede aynı sürede diyor. O zaman T sürede itmiş. Şimdi buradan hangisi kesinlikle? Burada ne olayı var? Burada tabii itme momentum olayı var. İtme momentum değişimine eşit değil miydi? İtmeyi yazarken F çarpı T P son eksi P ilk. Tabii ki ilk momentum burada sıfır. O zaman son momentum M çarpı V. O zaman ne yapıyoruz? Burada kuvvet çarpı süre aynı olduğu için o zaman buradaki son momentum yani momentum değişimleri ne oluyor? Burada eşit oluyor. O zaman çizgisel momentum büyüklüğü her ikisi aynıdır. Çünkü her ikisinin F ile T aynı olduğu için momentum da aynı olduğunu söyleyebiliriz.